Şeytandan Allah'a sığınırım. Hicr suresi 32. Dedi ki, ey iblis, sana ne oluyor? Secde edenlerle birlikte olmadın. İblisin konumu çok acayip ya. Yani insanlardan olan bir ruh hali. Yani bir de Allah'a karşı münasebetsizlik yapmaya cesaret edecek bir kişilik. Var ya gelenekçiler Allah'la ilgili espri yapıyorlar, peygamberle ilgili espri yapıyorlar. Şeytan da öyle yani. Son derece densiz, son derece çirkin cesarete sahip bir varlık. Yani böyle gelenekçi bir kafası da var aslında gördüğüm kadarıyla. Fakat çirkin cesaret asıl oturmuş üstüne. Sen onu diyor insanları çamurdan yarattın. Beni ateşten yarattın. Akla bak ya. Çamurun kötü olduğunu nereden biliyorsun? Ateşin iyi olduğunu nereden biliyorsun? Neye göre yani? Hepsinde Allah'ın ruhu var. Ama işte o sübbe ruh onda sabit kalmış. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Ta başında başlıyor münasebetsizliğe. Bu insanların birçoğunda görülen bir karakter. Yani şeytandaki bu zübbelik, münasebetsizlik insanların birçoğunda görülen bir özellik. Mesela diyor ki haşa ben Allah'ın yerine olsam insanları cehenneme koymam diyor. Lan ufacık bir menfaatine çatıştığında deliye dönüyorsun. Acayip azgınlaşıyorsun, saldırganlaşıyorsun. Senin aklın nerede? Allah'ın sonsuz aklı nerede? Senin aklını sana veren de Allah, onu konuşturan da Allah, ondan da haberi yok. Kendi konuşuyor zannediyor. Küfrü sınırsız zannediyor. Halbuki küfrün de sınırı var. Allah'ın dediğinin dışında bir şey söyleyemez. Evet, dinliyorum. Dedi ki, beni kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın beşere secde etmek için var değilim. Ben. Bak bu tam bir zübbelik işte. Klasik zübbe usulü bu. Bir de Allah'a karşı bu cesaret, bu laubali ruhu nasıl elde ediyor insanlar? Bu da çok şaşırtıcı. Ya ölüm döşeğinde oluyor, daha hala ahiretle ilgili alay edici sözler ediyor. Dangalakça laflar ediyor. Hayret ediyor insan ya. İnsanın ruhundaki, yani birçok insanın ruhundaki bu şeytani güç bir mucize. Yani normalde Allah'tan bayağı korkmaları lazım. Çok aciz bir varlık insan. Münafıklarda da hocam. Değil mi? İnşallah çok itaat çok ağırlarına gidiyor. Mantıklısı. Münafık iyice şaşırtıcı. Hem Müslümanların içerisinde hem Müslümana düşman. Yani manyaklığının açıklaması yok. Münafık yani benim gördüğüm şeytandan daha beter. Tabi. Acayip sevilen bir şey. Tamam hadi bakayım. Evet dinliyorum. Dedi ki öyleyse ondan çık. Cennetten çık. Çünkü sen kovulmuş bulunmaktasın. Oradan çıkmayacağını zannediyor. Ve daha da hala cennette de zübbelik yapacağını zannediyor şeytan. Allah çık deyince ama yine böyle tipler bozuntuya vermez. Yani zübbeliğinde. Fark etmez kafasından. Bir sefer diyor ki bana müsaade ver diyor Allah'a. Bak buna hepsini saptıracağım. Sana sadık adam bulamayacaksın diyor. Ben haklıyım diyor. Ama biraz müstesna diyor. Şeytan sözünü doğruladı diyor Cenab-ı Allah. Ayet. Yani hakikaten insanların az bir kısmı hariç hepsi şeytanın sözüne uygun hareket ediyor. Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir. Din gününe yani kıyamete kadar Allah üstünde bir lanet tutuyor. Evet. Dedi ki Rabbim öyleyse onların dirileceği güne kadar bana süre tanı. Dirilecekleri güne kadar. Yani haklı çıkacağını düşünüyor. Ama ondan da hakikaten tatmin oluyor ruhu. Evet. Diyor ki ben dediğimi doğruladım diyor. Yaptım. Enaniyeti daha üstte görüyor. Evet. İnşallah. Evet. Sonsuza kadar o enaniyetle yaşamayı kabul ediyor.
Evet. Dedi ki, öyleyse sen kendisine süre tanılanlardansın. Ya tabii Cenab-ı Allah istese onu tamamen yok eder. Yani Cenab-ı Allah o gücü ona veren o, o imkanı veren o, yani hepsini yaratan Allah'tır. İmtihanın gereği olarak böyle bir varlığa müsaade ediyor Cenab-ı Allah. Onun vesilesiyle de insanlar mükemmel imtihan olmuş oluyor. İnşallah. Şeytanın vesilesiyle. Evet, inşallah. Şeytan ve nefisin. İnsan nefsi. Evet. Ondan mücadele ede ede olgunlaşıyor insan. İnşallah. Kamil hale geliyor. Bir de hocam, ins ve cin şeytanlardan bahsediliyor. Onlar da şeytanın ekibi mi oluyor inşallah? Yani insan şeytanları var. Kıyamet gibi de sokakta gezer. Yani şeytan diye millet hep boynuzlu falan böyle kuyruklu falan bir şey zannediyor. Normal insan, dışarıda bakıyorsun şeytan. Kadın şeytanlar vardır, erkek şeytanlar vardır ve çok mevzul miktardadır. Evet. Cin şeytanlar vardır, onlar görünmez. Onlar insanlara musallat olur. Omzuna oturur, kafasının üstüne oturur. Ya beynine girer. Yani onu etkilemeye çalışır ama zayıf. Yani Allah öyle güçlü bir imkan vermiyor ona. Zayıf imkan. Onun için o zayıf imkana niye yenildin istiyor Allah. Evet. Yani zayıf bir gücü olduğu için o zayıf gücü Müslüman rahatça yenmesi gerekir. İnşallah. Nitekim rahatça yeniyor imanıyla. Evet. Çok çok rahat galip geliyor. Evet. Evet. Hocam bir önceki ayette onların dirilecekleri güne kadar diyor inşallah. Siz tarif etmiştiniz insanların bu dünyada eğitimli bir uyku halindeyken aldıklarını ve dirildiklerinde inşallah müminler cennette olacak. İşte o güne kadar demesi, yani o konu orada bitmiş oluyor. Ne? Çünkü kıyamet anında da bu güne deliline devam ediyor. Evet. Şeytan. Onun için onu sağlama almak için söylüyor ona, yani dirilecekleri güne kadar diye. Evet. İnsanları kandırıyor, sonra da ben Allah'tan korkarım diyor. İşte o manyak ruhun, manyak bir yansıması. Yani insanı müthiş şaşkınlık içinde bırakacak bir manyaklık gücüne sahip. Birçok manyak insanda da insanlar şaşırır değil mi? Evet. Deliliğine, evet. Manyaklığına şaşırıyor. Mesela karısını öldürüyor, üstüne kapanıyor. Seni deli gibi seviyorum diyor. Evet. Yani öldürmüşsün kadını. İnşallah. İnşallah. Ama manyak işte. Evet. Mesela onu alıyor, ölüsüyle yatıyor. Manyak. Şeytan özelliği de bu. İnşallah. Münafıkların tavrından bahsederken Yüce Rabbimiz, siz onları niye dinliyorsunuz, Müslümanları dinliyorlar, niye dinliyorsunuz? Yoksa Rabbiniz katında size bir delil olsun diye mi onları dinliyorsunuz diye söylüyorlar diyor. Çok ilginç. Dinlememeleri lazım. Evet. Allah'ın katına gideceğini biliyor, sorumlu olacağını biliyor, ona rağmen bu şekilde konuşuyor. Çok ya ölüm anı yaklaşmış hastalarda ahiretle alay eden adamların haddi hesabı yok. Evet. Evet, korkmuyor ya. Evet. Allah'tan. Lan ölüyorsun, öl işte, öleceksin yani. Umurunda bile değil ya, manyak yani. Evet. Allah cehenneme koyuyor, yine arsız. Evet. Yine deli. Evet. Fark etmiyor. Allah diyor sonsuza kadar bu kafadan vazgeçmezler diyor, evet, bu mantıkta. Evet. İnşallah. Münafıklar için ne diyor Allah? Kalpleri parçalanıncaya kadar vazgeçmezler diyor. İnşallah. Geri dönseler de yine aynı şekilde davranırlar diyor. Yine aynı şeyi yaparlar diyor Allah. Özel yaratılmış mahluklar. Bilinen günün vaktine kadar. Dedi ki, Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim. Bir daha söyle. Dedi ki, Rabbim beni kışkırttığın şeye karşılık, andolsun ben de yeryüzünde onlara sana baş kaldırmayı ve dünya tutkularını süsleyip çekici göstereceğim. Bak, Allah'a baş kaldırmayı süslü hale getiriyor. Evet. Mesela komünist oluyor, başka şey de oluyor falan. Allah'a baş kaldırmayı onu bir lüks olarak görüyor, yani bir sükseli bir şey olarak görüyor. Evet. Eğlenceli mesela gazinoda falan da ben çok gördüm. Allah'la dinle alay etme çok, evet, hayati bir konu olmuş oluyor. Evet. Ve onlara muazzam bir özgüven getiriyor. Evet. Ya müthiş bir enaniyet getiriyor. Bir garip bir şey. Mesela ölüm anında alaycı bir uslup ahirette onları acayip bir gurur ve enaniyet meydana getiriyor. Evet. Cehenneme gidiyor, yine aynı azgınlığı deliyle, evet, devam ediyor. Bu çok büyük bir mucizedir.